Bir top 50 metre yükseklikteki bir binanın çatısından yukarı doğru fırlatılıyor. Topun ilk hızı 20 metre bölü saniye. Topun t saniye sonraki h yüksekliğine h yüksekliğini veren denklem aşağıdaki gibiymiş. H eşittir h eşittir eksi 16 t kare artı 20 t artı 50. Anladığım kadarıyla bu denklemi sorgulamadan kabul etmemiz isteniyor. Aslında Khan Akademi'deki fizik videolarında bu tür denklemleri kendimiz türetiyoruz ve bu tür problemlerde nasıl işe yaradıklarını gösteriyoruz ama bu soru özelinde sadece bu soruya has olarak bizden isteneni yapmakla yetinelim. Topun t saniye sonraki yüksekliğini modelleyebilmemiz için gereken denklem verilmiş. Soru da şu. Top yere kaç saniye sonra düşer? Yükseklik bu. Topun yere düşmesi demek yüksekliğin sıfır olması demek değil mi? Yani top yere düştüğünde h, h eşittir 0 olur. Bizden istenen yüksekliğin hangi t anında 0'a eşit olacağını bulmak. Yani aslında çözeceğimiz denklem şu. 0 eşittir eksi 16 t kare artı 20 t artı 50. Şimdi bir sadeleştirmeye çalışalım. Tüm terimler en azından 2'ye bölünebiliyor mu? Bakalım. Bölünebiliyor. Ama biz her şeyi eksi 2'ye bölelim ki bu baştaki negatif katsayıdan kurtulalım. Sol tarafı eksi 2'ye bölersek yine 0 olur. Eksi 16 bölü eksi 2, 8 eder. 8 t kare, 20 bölü eksi 2, eksi 10 etti. Eksi 10 t. 50 bölü eksi 2 eşittir eksi 25. Peki ne etti? 8 t kare eksi 10 t kare eksi 25 eşittir 0. Eğer 0'ın sol tarafta olmasına daha alışıksanız, sol tarafa da alabilirsiniz. Fark etmez. Evet, eşittir 0 dedik. Artık denklemi çözebiliriz. Bunun için tam sayıya tamamlama yöntemini kullanabiliriz. Veya tam sayıya tamamlama yönteminden türeyen delta formülünden de faydalanabiliriz. Denklem alışkın olduğumuz biçimde. Bu katsayı a, bu katsayı b ve bu sabit de c. Delta formülüne göre denklemin kökleri yani t'nin alabileceği değerler şunlar. Eksi b artı eksi karekök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a. Peki uygulayalım. T eşittir eksi b. B neydi? Eksi 10'du. Eksi eksi 10 artı 10'dur. Artı eksi karekök içinde eksi 10'un karesi yani artı 100 eksi 4 çarpı a yani 8 çarpı c yani eksi 25. Ve tüm bu ifadeyi 2a'ya böleceğiz. A 8 olduğuna göre 2a da 16. Şimdi karekökün içini sadeleştirelim. Burada eksi var. Bu da eksi, çarpımları artı oldu. 4 çarpı 25, 100. Çarpı 8, 800. Bu terim 800'müş yani. Ama başında bir 100 artı var. Yazalım. Eşittir 10 artı eksi kök içinde 900 bölü 16. Bu da eşittir 10 artı eksi karekök 930'a eşittir, bölü 16. 10 artı 30 bölü 16'yı alırsak, t eşittir 40 bölü 16 olur. Payı ve paydayı da 8'e bölelim, 5 bölü 2 eder. Çözümlerden bir tanesi bu. 10 ile 30'u toplarsak bunu elde ediyoruz. 10'dan 30'u çıkarırsak, yazalım, şöyle diyelim. 10 eksi 30. Yani eksi 20 bölü 16. Payı ve paydayı bölersek eksi 5 bölü 4'e ulaştık. Ve unutmayın biz süreyi bulmaya çalışıyoruz ve süre en azından bu soru bağlamında pozitif olmak zorunda. Topun yere kaç saniye sonra düşeceğini bulmaya çalışıyoruz. Zamanda geriye gitmek gibi niyetimiz yok. O halde negatif çözümü eledik. Pozitif çözümümüz ise bu. Yani geçerli olabilecek tek çözüm 5 bölü 2 saniye. 5 bölü 2 saniye.
İşin fiziğini pek kurcalamak istemiyorum. Belli ki delta formülünü kullanabilelim diye örnek bir denklem yazmışlar. Aslında fizik videolarında bu konuları çok daha ayrıntılı inceliyoruz. Neyse, şimdi topun 5 bölü 2. saniyede 0 yüksekliğe düştüğünü teyit edelim. T 5 bölü 2 iken bu denklem 0'a eşit oluyor mu? Deneyelim. Eksi 16 çarpı 5 bölü 2'nin karesi artı 20 çarpı 5 bölü 2 artı 50. Bu ifadenin 0'a eşit olması lazım. Eksi 16 çarpı 25 bölü 4 artı 20'yi 2'ye bölersek 10 eder, bu 2 gider. 10 kere 5, 50 artı 50, 0'a eşit olmalı. Eksi 16 bölü 4 eşittir eksi 4. 4 bölü 4, 1. Eksi 4 çarpı 25, eksi 100 eder. Eksi 100 artı 50 artı 50, 0'a eşit mi? Tabii ki. Eksi 100 artı 100, 0'a eşit. Böylece 0 eşittir 0 ve sağlamamızı da yapmış olduk. Top yere 5 bölü 2, yani 2,5 saniye sonra düşüyormuş. T eşittir 5 bölü 2 veya 2,5 saniye. Bu kadar.